Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda mutabakata varılan 60 maddenin meclisten geçirilmesi için gerçekleştirilen AK Parti-CHP görüşmesinden sonuç çıkmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, öneriye CHP Grup Başkan Vekillerinin olumsuz cevap verdiklerini söyledi. Gerekçe olarak da eğer 4 siyasi partinin uzlaşmayla gerçekleştirdiği bu 60 maddelik değişikliği 2 siyasi parti yasalaştırırsa, bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun dağılması gibi bir riski beraberinde getirir gerekçesiyle böyle bir kanaatte olduklarını ve karar verdiklerini ifade ettiler. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda birlikte yapabilme ve uzlaşma iradesini gösterebilseydi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu konuda bize umut vermişti. O şekilde yorumlanmıştı, o şekilde algılanmıştı. Ama maalesef öyle olmadığını üzülerek ifade ettik, öğrendik. Hakikaten Türkiye bu noktada, yani bu millete, Türk milletine sivil bir anayasa armağan etmek istiyoruz artık. Özel dönemlerin, junta anayasalarının ürettiği anayasalarla yönetilmeyi hak etmiyor bu millet. Anlatmaya çalıştığımız olumsuz, karamsar tablo ortada duruyor olsa da biz yine uzlaşma komisyonunun dağıtılması noktasında bir talebimiz olmayacak. O takdir zaten Sayın Meclis Başkanımızındır. Çünkü inisiyatifi biliyorsunuz Sayın Meclis Başkanımız yürütüyor onun başkanlığında. Ama bundan sonra da açıkçası sadece biz değil birçok kimse Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan yeni madde üretilmesini de beklemiyor. Zaten bu hızla gittiği takdirde herhalde bir ancak 10 yılda 15 yılda yeni bir anayasa çıkar. O da garantisi de yok. Onun da garantisi yok. Yani ortada çünkü yani artık olay bitti. Büyük oranda bitmiş gözüküyor. Toplantı çıkışında CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca tekrar edeyim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyonun çalışmalarından biz umutsuz değiliz. Anayasa yapımı veya anayasa değişikliği son derece zor bir iştir. İlk defa bu kadar kapsamlı bir anayasa değişikliği çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde gerçekleştirmek üzere bir çalışmaya başladık. Elbette sıkıntılar olacaktır, sancılar olacaktır.